arkadaşlar. Tekrardan çıkmış sınav sorularımıza devam ediyoruz. 2015-2016 yılıyla başlamıştık. Hatta mazeret sınavıyla başlamıştık. Bu çıkmış sınav sorularını ben size bir hatırlatayım. Son 2 yıldır inkılap tarihi 10 soru. Önceden 20 soruydu. Ve TEOG sisteminde 1. dönem TEOG konularıydı. Siz aynı TEOG sınavı olur gibisiniz şu an koronavirüsten dolayı. O yüzden de 1. dönem TEOG konularını eskiden aldım. Şimdi devam ediyoruz dersimize. 11. soruda kalmıştık. İlk 10 soruyu geçen ders görmüştük. Hemen bakalım 11. soru ne söylüyor? Mustafa Kemal yine bir kahraman doğuyor ünitesi. 1. TEOG böyleydi biliyorsunuz. Bu bilgiye göre Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini inanıyor. Milletin kendi gücüyle düşmana karşı çıkabileceğini düşünüyordu. İstanbul'a döndüğünde bu düşüncede olanlarla derhal çalışmalara başladı. Yani Mondros Ateşkesi onun için esaret zinciriydi. Hep derslerde de anlatırız. Özgürlüğe ters, bağımsızlığa ters. Çünkü Osmanlı fiilen işgal altına gidiyor. Sen esir oluyorsun. Bağımsızlığından ödün veriyorsun. Şimdi buna göre Mondros Ateşkesi Anlaşması'ndaki tutumu için neyi söyleyemem? A. Kararlı oldu. Zaten kararlılığı şöyle belli. İstanbul'a döndüğünde bunlarla çalışmalara başladı diyor bu kendisi gibi düşünenlerle. B. Milletine güvendiği. Evet, güveniyor ki böyle yapıyor. C. Bireysel davrandı. Atatürk hiçbir zaman Kurtuluş Savaşı da dahil o Amasya genelgesi gibi ihtilal çağrısı niteliğindeki belgeyi bile genelgeyi bile yayınlarken, dağıtırken, anlatırken hiç bireysel olmadı. Bütün komutanlara imzalattı ki Kurtuluş Savaşı'nda demokratik olarak kazanıldığını göstersin. Hatta Misak-ı Milli'ye göre, Misak-ı Milli, Mısır ilkelerindeki o demokratik, herkes kendi sınırında, Misak-ı Milli'de de milli sınırlarımız hep kendi demokratik, kendi hakkımızca çizilmişti. Evet, o yüzden bireysel hiçbir zaman davranmadı, inançla hareket etti, kendi gücüne inanıyor, düşmana karşı çıkabileceğine inanıyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. Evet, 12. soruya bakıyoruz. 12. sorumuzda diyor ki, cemiyetin kuruluş amacı ve faaliyetleri dikkate alındığında, Mondros sonrası işgallere karşı cemiyetler kuruluyordu biliyorsunuz. Bu cemiyetlerin yerlerini ya da isimlerini biraz ezbere bilmemiz gerekiyor. İlk dönem konuları olduğu için bu cemiyetler önemli. Tekrarları lütfen yapınız. İngiliz Vahitleri Cemiyeti Osmanlı Devleti'nin İngiliz mandası yani hakimiyeti altına almayı amaçlamıştır. Tek kuruluş yolunun İngiliz hükümetinin isteklerine boyun eğmekle olacağını halka yaymaya çalışmıştır. Yani İngiliz Vahitleri Cemiyeti benim milli varlığa zararlı cemiyetlerimdendi. Niye? Kendi içimden çıkanlardı. Bağımsızlık duygusu nedir bilmeyenlerdi. Benim ordum yok, gücüm yok, birine sığınayım. Ya Amerikan mandasına, Wilson Prensipleri Cemiyeti diye ya da İngiliz mandasına, İngiliz Vahitleri Cemiyeti diye. Evet, o zaman cemiyetin kuruluş amacı ve faaliyetleri dikkate alındığında teslimiyetçilik, evet teslim oluyorsun resmen bağımsızlıktan ödün veriyorsun. İki milliyetçilik, milliyetçilik duygusu yok burada. Öyle olsa milli birlik, beraberlik duygusuyla bağımsızlıktan ödün vermezsin. Üç bağımsızlık, bağımsızlık asla yok. İngiliz hükümetin isteklerine boyun eğmekle halka yayalım diyor. Dört mücadelecilik, mücadelecilik de yok. O zaman bu anlayışlardan hangilerine göre hareket ettiği söylenilebilir? Yalnız bir, Adana. Hatta bu tarz soru teslimiyetçilik çok çıkıyor. Hatırlayın şu tarzda soruluyor yeni LGS sisteminde. İstanbul hükümeti nasıl davranmıştır? Teslimiyetçi. Böyle bir soruyu da asla kaçırmıyoruz. Bakıyorsun baktığımızda, yani şimdi de çözdüğümüzde hep aynı tarz sorular. Soru kaçırmayacağınızdan eminim. Tam yapmak hedefimiz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi 13. soru. 13. soru genel gelen 1. dönem konularından, önemli konulardan Hamesat Sivits, Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla başlayan milli mücadele dönemi, hazırlık dönemi hatta. Genelgenin bu maddelerine göre hangisi amaçlanmamıştır? Bakıyorum havza genelgesine. Mitingler düzenlenip işgaller protesto edilecek. Evet, ilk silahsız genelgeydi.
Gösterilerde düzen korunarak Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmayacak. Evet, azınlıkların hakları çiğnenmeyecek ki hakkıyken haksız olmayalım diyordu. Mustafa Kemal burada da demokratiktir. Üçüncü öncü büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı hükümetine uyarı telgrafları çekilecekti. Çünkü Türkler haklıdır diye. O zaman ne amaçlanmamış? Milli bilinci uyandırmak amaç zaten ilk genelde amaç buydu. Hristiyanlara ayrıcalık tanımak? Hayır. Hristiyanlara ayrıcalık tanımak diye bir şey yok. Tam tersi Nisa kimliğinde de o ayrıcalıkların en genişi kapitülasyonların kaldırılması ilk kez söyleniyordu. İlk kez Nisa kimliğinde unutma. O yüzden cevap Bursa ama halka sesini dünyaya duyurmak, milli birlik, beraberlik onların hepsi var. Evet, 14. soruma bakıyorum. Burada bir hıyanet-i vataniye kanunu var. Hıyanet-i vataniye kanununu ilk TBMM'ye karşı çıkan isyanlarda görmüştük. Sonra da bunu devam ettirdi TBMM. Çünkü TBMM'nin güçler birliği denilen olağanüstü hali savaş meclisi olduğu için yasama, yürütme, yargı yetkisi elindeydi. Bunu da unutmuyoruz. Hıyanet-i vataniye kanununun 10. maddesinde isyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılır. Ha şöyle, isyanlara katılmayanlar hakkında kasten yani alemi açıkça suçlamalarda bulunup iddia ettikleri suçun cezasıyla cezalandırılırlar. Ama bu suçu örtbas etmeyen, hani açıkça söyleyenler. Kanunun bu maddesiyle ne amaçlanmıştır? Haksız suçlamaları önlemek. Evet, direkt Adana diyoruz. Çünkü haksızlık da olabilir burada. Kasten diyor, bilinçli olarak birini suçlarsa eğer iddia ettiğin suçu kanıtlayamazsan da o cezayla cezalandırılırsın diyor. Direkt cevap Adana. Diğerleri isyanlarla ilgili. Zaten isyanlarla ilgili bir bilgi yok burada. 15. soruya bakalım hemen yan taraftan. Şimdi 15. soru Misak-ı Milli. Deminden beri Misak-ı Milli'yi söylüyoruz. Misak-ı Milli anlam olarak Mondros öncesi olan bütün sınırlar benimdir. Çünkü Mondros sonrası işgaller başladı. Sınırlarım işgal altında kaldı. Bağımsızlığıma tersti. Bunu da meclisten Misak-ı Milli'yi geçirdiğim an son 3. meclisten şöyle bir şey oldu. Milli sınırlar için edilen yemin yasalaştı. Çünkü Osmanlı Anayasası'na göre meclisten geçen her şey hukukidir, yasaldır. Şimdi Misak-ı Milli'nin bu kararı ile Büyük Millet Meclisi'nin düşüncesinin ortak amacı nedir diyor. Bakalım ne kararı? Misak-ı Milli ile siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır kararı alınmıştır. İkinci öncü Büyük Millet Meclisi ise tutsaklığın her türüne karşı çıkmıştır. Her ikisinde de bağımsızlık var. Nasıl? Çünkü birinci öncü en çok karşıma çıkan öncü siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak her türlü ayrıcalık kaldırılacak. Ne için? Benim bağımsızlığım için. Amaç ne? Aslında burada adli, mali, siyasi derken her türlü verilen kapitülasyonlar. Genelde bu kapitülasyonlar maddesinde geçer. Zaten kapitülasyonlardaki amaç da bağımsızlığını kazanmak, sömürgeleşmemektir. Ha, ikinci maddede de her türlü tutsaklığa karşıyım, yine bağımsızlık. O zaman ortak amacı A. Milli egemenlik, B. Milli birlik, C. Vatanın bütünlüğü, D. Tam bağımsızlık. Tabii ki tam bağımsızlık. Çünkü egemenlik olamaz, egemenlik yönetme gücüydü. Yönetimle ilgili bir şey yok bu soruda. Evet. Böyle soruları kaçırmayacağımızı umuyorum. Hemen 16. soruya bakıyorum. Milli mücadelenin hazırlık dönemi yine. Çalışmalarla hangisi amaçlanmıştır diyor. Bakıyorum, milli cemiyetlerin tek çatı altında toplanması. Evet, hazırlık döneminde. Nerede yapıldı ilk kez tek çatı altında toplanması? Sivas Kongresi'nde. Hatırlayalım. TBMM'nin açılması. Evet, Misak-ı Milli sonrası meclis 3. mecliste kapatılınca, dağıtılınca kaçanlarla Ankara'da yeni hükümet doğdu. Üçüncüsü Kuvayniye'den düzenli orduya geçirmesi. Çünkü hiçbir şekilde Yunanlıları yenemiyordu. Yunanlıların arkasında büyük bir güç, ekonomik bir destek İngiltere vardı. O yüzden de düzenli bir ordu şarttı. Şimdi ne amaçlanmıştır? Milli mücadelede Kuvayniye'yi etkin kılmak. Sadece Kuvayniye'den bahsetmiyor ki üç öncü. A'yı alamam. B. Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek. Ekonomiyle ilgili de bir şey yazmıyor. C. İnkılaplar için yenilik hiç yok. C'yi alamam. D. Ulusal birliği sağlamak ya da ulusal düzeni sağlamak, direnişin düzenini sağlamak gibi cümleler olabilir. Cevap Denizli amaçlanan. Evet. Diğer sayfaya geçelim. 17. soru. 17. sorumuz yine TBMM ile ilgili.
kanunu. Bunun hangi yönü vurgulanmıştır diyor. Kanun çıkarmak TBMM'nin yasama yetkisiydi. Bunu da unutmayalım. Uygulamak, yürütme. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar milli mücadele için önemli bir engel teşkil ediyor. İşte bu ortam karşısında TBMM'nin ilk çalışmalarından biri Anadolu'daki isyanları bastırmak üzere Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarmak oldu. O zaman bu bilgide Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun hangi yönü? İlk çalışmalarından biri diyor, başında da diyor ki milli mücadele için önemli bir engel teşkil etti ayaklanmalar. Yani beni bastırmak için, Anadolu'daki isyanları bastırmak üzere, üzere bazen için anlamı katar, Türkçeden hatırlayın, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarmak oldu. Yani hangi yönü? Gerekçesi. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılma sebebi anlatılıyor. Cevap Adana. Böyle Türkçe sorularını da kaçırmayalım. Evet, devam ediyoruz. 18. Sevr Anlaşması. Sevr Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Osmanlı Devleti savunma gücünden yoksun bırakılmak istenmiştir? Savunma, yani askeri. A. Azınlıklara geniş haklar verilecek. Bununla haklarla ilgili savunma yapılmaz. B. Kapitülasyonlardan bütün devletler, bu da ekonomik en çok. C. İzmir dahil Ege bölgesi ve Batı Trakya Yunanistan'ın bu sınırlarla ilgili. D. Ağır silahlardan arındırılmış bir ordu bulundurulacak. Hatta ordu terhis edilecek. Jandarma kuvveti niteliğinde 50.700'e sınırlı bir ordusu olacaktı. Hatırla maddesini. O yüzden savunma askeri. Cevap Denizli. Evet, devam ediyoruz. 19. soru. Verilen gelişme karşısında Mustafa Kemal'in gösterdiği tutumdan onun hangi liderlik yeteneği çıkarılabilir? Yine onun kişisel özelliği ve liderliğini istiyor. İstanbul'un itiraf devletleri tarafından resmen işgal edilmesi sonucunda Mebusan Meclisi kapatıldı. Böylece millet iradesini temsil edecek ve haklarını savunacak bir organdan yoksun kaldı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Mustafa Kemal Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Onun hangi liderlik yeteneğidir bu? A. Açık söz olma. B. Sanatsever olma. C. Gurura yer vermeme. D. Sorunlara çözüm yolu bulabilme. Denizli, çünkü burada bir örgütleyiciliği var. Bir anda hemen bir meclis kapatılıyor. Kaçanlarla Ankara'da yeni bir hükümet doğuyor. Burada kuruculuğu, teşkilatçılığı, hemen çözüm araması var. Cevap Denizli. Kolay sorular gördüğünüz gibi. Hepinizden tam bekliyorum. 20. soruya bakalım. Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Doğu Cephesi'nde Ermenileri yenilgiye uğrattı. 3. ünite Doğu Cephesi. Bunun üzerine barış isteyen Ermenilerle Gümrü Barış Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu da kabul ettiler. Sevr'i ilk kez kabul etmeyen millet, devlet Ermeniler oluyor. TBMM'yi de ilk tanıyan. Şimdi buna göre ne çıkarılamaz? Ermenilerle savaş durumu sona ermiştir. Evet, buradan o çıkıyor. B. Batı cephesi askeri bakımdan güçlenmiştir. Bunu ben buradan bilemem. Bu bilgilerden diyor. Evet, doğudakiler doğu işi bitince batıya desteğe gidiyor ama bu benim kendi bilgim. C. Ermeniler Sevr Anlaşması'ndaki isteklerine vazgeçmiş, söylüyor paragraf. D. Askeri zafer dış politikada başarı getirmiştir. Dış politika derken yani Ermenilerle barış anlaşması imzalanması. Neyi çıkaramam? Batı cephesi askeri bakımdan güçlenmiştir. Öyle bir şey söylemiyor Batı cephesiyle ilgili. O benim kendi bilgim. Cevap Bursa. Evet, 20 soru bitti burada. Şimdi biz 2015-2016 mazeret sınavını bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki yılın ya da işte yine 2015-2016'nın birinci TEOG'una bakacağız. Diğer ders görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.